Arkadaşlar merhaba. Sizlere televizyonlarda yaşanan bir problemden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi başlıkta da belirttik. Televizyon kapandı ve bir daha açılmıyor meselesi var. Bu genelde artık yeni nesil televizyonlarda, özellikle Smart TV televizyonlarda çok fazla oluyor. Nedir bu? Televizyonu kapattıktan sonra ya da kendi birden kapanıyor ve açılmıyor. Açma kapama tuşuna basıyorsunuz, olmuyor. Arkadan açmaya çalışıyorsunuz, olmuyor. Televizyonun kendi tuşuna basıyorsunuz, olmuyor. Kumanda da hiçbir tepki vermiyor. Bu gibi sorunla karşılaşan arkadaşlarımızın aslında yapması gereken tek bir şey var. Çünkü bunun aslında iki tane sebebi var. Buna neden olan. Birincisi, eğer televizyonunuzda donanımsal bir arıza varsa, yani anakart arızalanmıştır, ekranda bir problem vardır. Bu gibi donanımsal problemleri bir köşeye koyuyoruz. Bir de yazılımsal olarak bir problemler olanlar var. Yani bu ikisiyle alakalı bir sıkıntı yaşadığınız zaman televizyonunuz hiçbir şekilde açılmıyor aslında. Donanımsal olan kısma zaten herhangi bir müdahale edemiyorsunuz. Teknik servis kesinlikle gelecek, televizyonunuza bakacak. Arıza neyse tespitinden sonra zaten televizyonun arızası gidecek. Ama sizin yapmanız gereken şu arkadaşlar. Bu genelde bilgisayar sistemlerinde de böyledir. Özellikle kasa kullanan arkadaşlarımız, yani bilgisayar kasası kullanan arkadaşlarımız da başına gelmiş olabilir. Arkadaşlar bazen bu gibi elektronik cihazlar elektrikten dolayı statik yapabiliyor ve bundan kaynaklı da hiçbir şekilde güç beslemesini televizyona düzenli olarak alamıyor. Böyle olunca da televizyonunuz çalışmıyor. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Çok basit. Doğrudan televizyonun fişini sökmeniz gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız belki dalga geçecektir. Ne alaka falan filan diye düşünenler vardı. Çünkü bununla alakalı bir video daha çekmiştim. Çok olumlu yönde yorumlar gelmişti. Ama tabii bazı arkadaşlarımız olumsuz yorumlar yapmıştı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında en kesin olarak şu televizyonumuzun arkasındaki kablosunu şu şekilde söküyorum yerinden. Yaklaşık bir 30 saniye kadar beklememiz lazım. Çünkü bu televizyonun içerisinde bir sürü kondansatörler var. İşte bazı parçalar var. Elektriğin deşarj olması lazım. Yani komple boşalması gerekiyor. Bunu da bu güç kablosunu çekerek yapmanız gerekiyor. Fişi de çekseniz olur ama en güzeli bu kabloyu televizyonunuzdan ayırmanız gerekiyor. Aynı durum bilgisayarlarda da öyledir. Eğer siz bu kabloyu sökmezseniz isterseniz kasanın içerisini parçalayın, parçalarını söküp takın, her şeyi yapın. Hiçbir şey çalıştıramazsınız. İlla şu kabloyu kasadan sökmeniz gerekiyor. Aynı durum televizyonlarda da var artık. Yani siz bu kabloyu söküp takmazsanız yerine isterseniz ekranı kasaya sökün yine çalıştıramazsınız. Eğer statik yapmışsa. Evet, şimdi tekrardan kabloyu yerine takıyorum. Yaklaşık bir 30 saniye kadar bekledikten sonra bu sefer televizyonumu tekrardan açıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda televizyonumuz açıldı. Arkadaşlar demek istediğim şu ki bu durumların çoğu gördüğünüz gibi elektrikten kaynaklı olabiliyor. Yani anakart beslemesinden kaynaklı oluyor. Gücün bulunduğu yerden. Diğer kısmı zaten donanımsal bir arıza varsa muhakkak zaten televizyonun servisi görmesi gerekiyor. Ama siz mutlaka eğer televizyonunuz açılmıyorsa bu dediğim işlemi yapmanız gerekiyor. Ki zaten daha önceki çektiğim videolarda da birçok arkadaşımız bunu yaparak bu problemi çözmüş oluyorlar. Arkadaşlar her bilgi paylaşmaya değer diyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bildiğiniz bir konu varsa yorum kısmına yazın. Belki diğer arkadaşlarımız sizden faydalanabilir. Bunun dışında videoyu beğenip destek amaçlı kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.